Elon Musk. Bugüne kadar onu bilimsel ve teknolojik alanda yaptığı birçok çalışmayla tanıdık. Bunlar arasında uzaya Tesla kar göndermek, Amazonlardaki ıssız bir ormana bile internet erişimi sağlanması amacıyla binlerce küçük uydu gönderen Starlink projesi gibi çok farklı çalışmalar da vardı aralarında. Elon Musk gibi teknolojik üretime ve yeniliğe bu kadar önem veren bir insan için robotik dünyasına girmek kaçınılmaz olsa gerek. Ve evet, bu durum gerçekleşti. Karşınızda Musk'ın son girişimi Tesla Bot. Robotlar demişken sizce robotların tarihçesi ne zaman başlamış olabilir? 19. yüzyıl, 17. yüzyıl, belki de 15. yüzyıl. Robotların tarihçesi bunlardan çok önceye, yani eski Yunan, eski Mısır gibi medeniyetlere kadar dayanmaktadır. Günümüzdeki anlamda bir robotun kökenine baktığımızda ise 12. yüzyıla, yani bu alanda önce olan ve sibernetiğin temel taşlarını koyan El Cezeri'ye kadar uzandığını görmekteyiz. Kendisi kitabında eğlence amaçlı ürettiği otomatlar, suyu yukarı çıkarma amaçlı araçlar, kilit ve fıskiye sistemleri gibi yaklaşık 50 araca bu kitapta yer vermiştir. Öyle ki ülkemizin milli uçan aracına da kendisinin ismi verilmiştir. Ayrıca çoğu insanın bir ressam olarak tanıdığı Leonardo da Vinci'de hareket eden mekanik aslan gibi bazı robotik üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Ve hepimizin icatlarıyla tanıdığı Nikola Tesla da bu alanda çalışmalar yapmıştır. İşte bu kadar köklü bir geçmişi barındıran ve birçok önemli medeniyet ve bilginin kişisel girişimleriyle gelişen, büyüyen robotlar dünyasında son olarak Elon Musk'ın Tesla botunu görüyoruz. Peki nedir bu Tesla bot? Diğer robotlardan ne farkları var? Bu alana nasıl yenilikler getirecek, gelin hep birlikte izleyelim. Elon Musk aslında robotik sektörüne çoktan giriş yaptığını düşünüyor. Eğer bununla alakalı bir şey duymadım diye düşünüyorsanız gelin Elon Musk'ın şu sözünü dinleyelim. Temel olarak şu anda arabalarla ne yaptığımızı düşünürseniz, Tesla tartışmasız dünyanın en büyük robotik şirketidir. Çünkü arabalarımız tekerlekli yarı duyarlı robotlar gibidir. Bu açıklama her ne kadar iddialı gibi dursa da haklılık payı bulundurmaktadır. Tesla bot 172 cm boyunda ve 56 kg ağırlığındadır. 5 parmaktan oluşan 2 eli ve 2 bacağıyla insansı bir görünüme sahip olacak gibi duran bu robot, yüz kısmında bilgi ekranına sahip olacak ve bu ekran vasıtasıyla temel komutlar yönetilebilecektir. Ayrıca Tesla bot 68 kilograma kadar yük kaldırma kapasitesine sahip olacak ve saatte 8 kilometreden fazla hızla koşabilecek. Robotun tanıtım etkinliğinde konuşan Elon Musk, robotun dostça olması ve insanlar için inşa edilmiş bir dünyada gezinmesi amaçlanıyor şeklinde ifadelerde bulundu. İlk prototipin ise gelecek yıl çıkmasının planlandığını söyledi. Tesla bot üzerinde düşündüğümüzde ve Elon Musk'ın açıklamalarına baktığımızda, aslında diğer Musk projeleriyle de oldukça ilintili olduğunu görmekteyiz. Örneğin Elon Musk'ın Mars'ta yaşam hayali kuran bir insan olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Peki sizce Mars'ta kurulacak bu kolonide Tesla botlar harika işlevlere sahip olmaz mı? Evet, biz de bu şekilde düşünmüştük. Tıpkı Tesla'nın Cybertruck aracını ilk kez gören herkesin onu bir uzay roverına benzetmesi gibi, aslında temelde tüm projelerin birbirleriyle ilintili yapboz parçalarını andırıyor olması bir hayli gizemli duruyor. Bu yüzden Musk'ın diğer projelerine de bakmakta fayda olacak. 1. Starlink projesi. Videomuzun başında da bahsettiğimiz bu proje için şimdiye kadar yaklaşık 1700 uydu gökyüzüne fırlatıldı. Starlink projesi için ilk roket 2018 yılında kaldırıldı. O tarihten beri gökyüzüne 1700'den fazla internet uydusu bırakıldı. Bu uydular aracılığıyla gerçekleşen internet erişimiyle şimdiye kadar yaklaşık 70 bin insanın Starlink internetini kullanmaya başladığı söyleniyor. 2. Tesla otomobilleri. Tesla şirketi temelde elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan bir oluşumdur. Ve tabii Elon Musk'ın söylediklerini de hatırlarsak, o bu araçları gelişmiş robotlar olarak görüyor. Elektrikli ve otonom araçlar olarak da bu alanda oldukça yenilikçi fikirlere sahip. 3. Solar City. Bu oluşumda Elon Musk ve kuzenleri tarafından yine Tesla gibi küresel ısınmayı azaltmak ve daha çevreci fikirleriyle dünyamızı daha yaşanabilir hale getirmeyi planlayan güneş enerji sistemleri ürettiğini söyleyebiliriz. 4. Hyperloop. Hiper döngü anlamına gelen ve bu projeyle birlikte vakumlu tüpler aracılığıyla zemine dokunmadan mıknatıslar üzerinde havada seyahat eden ve saatte 1000 km sürete ulaşması hedeflenen manyetik bir tren fikridir.
Tabii ki çoğu modern ulaşım aracı gibi kullanıcılarına daha hızlı seyahat imkanı sunarak zamandan tasarruf sağlamayı amaçlamaktadır. 5. Neuralink. Musk'ın 2016 yılında kurduğu ve yapay zeka üzerine çalışmalar yapan nöroteknoloji şirketidir. Bu videomuzda Elon Musk'ın Tesla botundan yola çıkarak robotların tarihçesine baktık. Ve bu teknolojinin aslında diğer projelerle bağlantılı olduğunu düşündük ve diğer Musk projelerine göz gezdirdik. Görüldüğü üzere tarih akmaya devam ettikçe teknolojik ve bilimsel gelişmeler de devam edecek gibi duruyor. Bu bazen devletler, bazense Elon Musk gibi özel girişimciler tarafından gerçekleşecektir. Videomuzun merkezinde yer alan ve insanlar için her daim ilgi çekici bir konu olarak kalacak gibi görünen robotik dünyası da bu gelişimlerden payını alacağı benziyor. Umarız robotlar ve diğer tüm teknolojik gelişmeler, insanlık için kolaylık ve faydalık getirerek bunu yaparken çevreye ve doğamıza karşı da saygılı olarak kalır. İleriki videolarda görüşmek üzere.